Sevgili Gnips TV izleyenleri, bu videodaki dosyamız Atakan Kayalar'la ilgili. Neden hep evet veya hayır yerine kararsızım diyor? Neden yeterli eğitim göremediğini iddia ediyor? Annesi Hülya Kayalar ve babası Altan Kayalar neden sorulan sorulara kaçamak cevaplar veriyorlar? Ve neredeyse her şeyi Atakan'ın cevaplamasını istiyorlar. Hülya Kayalar, Atakan'ın doğuştan beri farklı olduğunu iddia ediyor. Okulumu değiştirirsem eğer, aralıklarla değil, sıklıkla dezenfekte edilmesi gerek. Soruyoruz sizlere, bir çocuğun 5 ayda 250 kitap okuması normal midir? Bu sizce başarılamayacak bir şey mi? İndigo çocuklar, insan ırkının bir üst seviyesi olarak yorumlanmaktadır. Bu çocukların dünyaya belirli bir misyon için geldikleri, dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmek ve teknolojiyi, sanayiyi üst seviyelere çıkartacaklarına ve inovasyonu arttıracaklarına inanılmaktadır. Fakat indigo ve kristal çocukların başka bir misyonu olabilir mi? Bazı kaynaklar Deccal'in askeri olduğu, bu mutasyon geçirmiş insanların toplumları dinden uzaklaştıracakları varsayımlar arasındadır. Sezgilerinin ve vizyonlarının da diğer insanlara göre çok daha fazla güçlü olduğu da bilinmektedir. Araştırmalarımıza göre 4 farklı indigo çocuk türü vardır. Bunlar insancıl, kavramcıl, sanatçı ve boyutlar arasıdır. İndigo çocuklarının genel özellikleri birbirine yakın iken, yalnızca ilgi alanlarının farklı olduğu anlaşılmaktadır. Evet sayın Knips TV izleyicileri, şimdi işin asıl bizi ilgilendiren boyutuna gelirim. İndigo ve kristal çocuklar için ortaya atılan en dehşet verici iddia ayrı bir ırk oldukları ve bu ırkın dünya dışından geldiğidir. Özellikleri arasında normal insanların çok üzerinde zekilik ve okuduğunu hızlı anlama, karşıdakinin duygu ve düşüncelerini bilme, telepatlık ve psikokinetik güçler, beyin gücüyle insanları hipnotize, ikna ve yönlendirme, nesnelerin yerini oynatma ve fırlatma yalnızca özelliklerinden birkaçı. Yine bir başka teoriye göre, kristal ve indigo çocukların Deccal'in askerleri olduğu ve kurulu düzenin yıkılması işlemini üstlendikleri, bunun için ne gerekirse anarşi, terörizm ve savaşlar gibi araçları kullanmaktan geri durmayacakları varsayılmaktadır. Bu yeni ırkın iri ve anlamlı etrafı süzen gözlerine uzun süre bakmanın insanlarda zihinsel ve psikolojik rahatsızlıklar doğurabileceği öne sürülmektedir. Konuyu hemen atlamadan başka bir teoriye geçelim. İndigo çocukların 1994 yılından sonra doğduğu düşünülüyor. Ve 2000 yılından sonra doğanlar kristal çocuk olarak adlandırılıyor. Peki kristal çocuk nedir ve özellikleri nelerdir? Kristal çocukların uzun, yoğun ve dikkatli bakan gözleri vardır. Bazen siz de bu bakışlara karşılık vermek istersiniz ama içiniz ürperir. İçinizi öğrenince ürpertecek başka bir özellikleri ise telepattırlar. Yani ne düşündüğünüzü hissederler. Buna göre cevap verirler. Tabii sırf iç ürpertici özellikleri yoktur. Bunlara çok mutlu, bağışlayıcı, sakin oldukları ve denge kabiliyetlerinin mükemmel olduğu söylenmekte. Kristal çocuklar bazen geç konuştukları da gelen bilgiler arasındadır. Geç konuşmaların nedeni zihinsel iletişim güçlerini öne koymalarıdır. Şimdi ise indigo ve kristal tanımlarını ele alalım. İndigo ve kristal tanımları aura renklerinde ve enerji kalıplarından kaynaklanmaktadır. Yani indigo çocuklarda indigo mavisi vardır. Bu renk iki kaşın arasında yer alan üçüncü göz çakrasının rengidir. İndigo çocukların duru görü güçleri vardır. Kristal çocuklarda ise kuvars kristalinin prizma etkisi vardır. Auraları pastel tonlarında çok renkli ve harelidir. Kristallere ilgileri büyüktür. Zaten tanımlanmaların nedeni de budur. Peki indigo çocuklarının daha farklı özellikleri var mıdır? Çeşitli filmler ve kitaplarda bulunan teorilere göre bu çocukların özgüvenlerinin fazlasıyla yüksek olması,
hiperaktif çocuklar gibi çok canlı ve hareketli olması, sezgilerinin çok güçlü olması, güzel sanatlara meraklı olmaları, kendi değerlerinin farkında olmaları, kendileri gibi diğer indigo çocuklarla birlikte olmadıklarında asosyal görüntü verdikleri gibi daha birçok özelliklerinin gözlemlendiği belirtilmektedir. Şimdi dilerseniz videomuzun başında yönelttiğimiz sorulara kısaca cevaplar verelim. Atakan, sorulan sorulara tercihinin birden fazla cevabı olduğu için kararsız olarak cevaplandırıyor olabilir. Atakan Kayalar'ın yeterli eğitim göremiyorum demesinin nedeni hem sınıfının çok fazla öğrenci barındırması ve bu sebeple öğretmenlerinin öğrencilere yetere kadar ders veremeyip bilgi aktaramaması ve ayrıca öğretmenlerinin öğretebilecekleri bilgilerin neredeyse hepsini biliyor olması. Anne ve babanın kaçamak cevap vermeleri ve hemen hemen tüm cevapların Atakan Kayalar'ın cevaplanmasını istemeleri acaba ardında başka bir neden mi var dedirtiyor. Sanırız bunun cevabı yeni bir ünlü yaratma çabasından kaynaklanmaktadır. Atakan Kayalar'ın doğuştan farklı olması indigo veya kristal çocuk olabileceği teorisini güçlendiriyor. Sizce Atakan Kayalar indigo veya kristal çocuk olabilir mi? Videomuzu izlediğiniz için Knips TV ailesi adına teşekkür ederiz. Konu hakkındaki görüşlerinizi bize yorumlar kısmında belirtiniz.